Arkadaşlar, yeni uçuş videomuz için Antalya'dan hepinize merhaba. Bugün Antalya'dan Trabzon'a bir uçuş yapacağız. Bu video serisinin ikinci videosu olarak. Şimdi size planladığım rotayı göstereyim. İlk önce Route Finder isimli siteden bir plan istedim. O da güzel bir şeyler verdi. Zaten Sky Vector'dan da yapacağımız bir şey yok. Onun verdiği bilgiler ışığında rotamızı oluşturduk. Antalya'dan kalkıyoruz. İlk önce Damla noktasına SID ile ulaşıyoruz. Ardından Hisar, buradan devam edip Ankara Baklum Viyor'a ulaşacağız. Sonra Çubuk Viyor'a, Çubuk Viyor'dan devam edip Samsun Çarşamba, Çarşamba'dan Temel noktasına varıyoruz. Oradan da Star uygulaması yapıp yaklaşmamızı yapacağız. İnişimizi gerçekleştireceğiz. İlk önce hemen gereksinimlerimizi ben size söyleyeyim. Trabzon'a inebilmek için buradan 1400 metre görüş olması gerekiyor. Ben 1.6 kilometre olarak ayarladım. 1600 metre. Yine bulut alt tabanı 490 feet'ten yukarıda olacak. Ben onu da 1000 fit olarak ayarladım. Gayet güzel, zevkli bir uçuş olacağını düşünüyorum. Tekrardan SID'imize geri dönüyorum. Buradan kalkmamız için de yine meydanın chartına bakarsak aşağıdan 125 metre bizden görüş isteniyor. Zaten fazlasıyla var. O konuda hiç değinmiyorum o yüzden. Şimdi ayarlamalarımızı yapalım. Chart Briefing ile başlayalım. Lima Tango Alpha India, Alpha Yankee Tango Antalya Airport. Geçerlilik sürelerimiz, basım tarihi Antalya Turkey SID. Radarlı bir meydan olduğunu görüyoruz şuradaki ibareden. Approach'un radarı var. Transition Level by ADC, Transition Altitude 15.000 feet. 15.000'de standart altimetre değerine 1013'e geçeceğimizi biliyoruz. Havaalanı 175-177 feet yukarıda. Uygulayacağımız SID Damla One Tango olacak. Damla One Tango, buradan baktık, onayladık. Şimdi şöyle bir görsel olarak aklımıza bakalım. Güvenli irtifalar, emniyet irtifalarımız burada. 3-6 left pistinden kalkıyoruz. Simülatörde center pist olmadığı için left'ten kalkıyorum. Burada da left ve charlie için bunu vermiş. Left ve center için bunu vermiş. Kalkıştan sonra şöyle 5 mile 3 gradyelde ulaşıyoruz. Devamında Viyor'un üzerinde 3500 feet'te olacak şekilde olup soldan dönüşle 0.22 radyeli önleyip devam ediyoruz Damla noktasına kadar. Peki burada aşağıdan hemen bakalım. Burada minimum climb gradientler var. Yankee için verilmiş. Bizim için herhangi bir sıkıntısı yok. Biz Tango'yu uygulayacağız. Damla One Tango Intercept Alpha Yankee Tango 347 Radial 25 DM Alpha Yankee Tango. Turn left Alpha Yankee Tango. Şuradaki ibare. Turn left Intercept Alpha Yankee Tango 022 Radial within 10 DM demiş. AYT'den 10 mil içerisinde Tango'ya gideceğiz. Buranın bize olan mesafesi de şurada gördüğünüz DM 30 diyor. 30 DM sonra da Damla'ya ulaşmış oluyoruz. Şimdi o zaman tek tek yapalım. 114.0 VOR1 radyomuza Nav1'e set edilmiş durumda. Kalkıştan sonra hemen önleyeceğimiz ilk course 347. 347'yi set ediyordum. Devamında pistin istikameti, burada kalkışta baktığımız yeri de görmüş oluruz. Hemen getireyim. 125 metre. Her şeyi sağlıyorsak, High Intensity Runway Light, bütün ışıklar, her şeyi sağlıyorsak ve onaylı operatörsek, artı bir de Low Visibility Procedure kullanımdaysa, aktifse şu anda meydanda 125 metre ağır bir yerle kalkabiliyorsun diyor. Zaten bizim şu anda 1600 metre. Left pisti için 002 heading vermiş. Onu getireceğim. Şunu hemen 156'ya alayım. 159.
002'de heading'imde dursun. Öyle çok uçakla ilgilenmiyorum. Yani bu tür uçuşlar için illa PMDG gibi uçaklara ihtiyacınız olmadığını göstermek için bu tür videolar çekiyorum. Burada hemen 5 derece flap koyalım. Şunu getirelim. 200'de dursun. 250'de dursun. Flight Director ön auto throttle'ı açarız. Devamında seyir irtifası olarak 30.000 feet belirleyelim. 30.000 feet de belirledik. Burada yapacağım herhangi bir işlem kalmadı. Ardından kalkışımı yapacağım. Neyi biliyorum? 347 radyale oturacağımı biliyorum. Ardından 5 mile geldiğimde de soldan dönüşle hemen direkt AYT'ye devam edeceğim. O zaman kalkışımızı yapalım. Speed Alive, hız gösterge işareti var. Motor saatleri normal. Devam ediyoruz. V1 150 rotate olsun. V1 rotate. 15 derece kadar burnumu kaldırıyorum. Pozitif işareti gördüm. Pozitif rate gear up. Trimimi yaptım. Güzelce uçağı sabitledim. Ve ardından hemen speed aktif edelim. Ve hemen yol önlememizi yapacağız. Nereye? 347'deydi. Biz 340'a dönelim. Şu an istasyon geçtiği için gördüğünüz gibi hemen yol solda, biraz sonra biz onu önledikçe şöyle çok ufak yapalım hemen, çünkü yol gelir. Gelmeye başladı bile hemen. 347'ye dönüyorum. Ve mil değerime bakıyorum. 2.2 şu anda. Şuradan istasyonun nerede olduğunu gördüm. Görüyorsunuz. Burada bahsettiğim şey buydu. İstasyonun arkamda olduğunu söylüyor. 1 derece kadar. 2 derece. Hemen yol önlemesiyle durumu düzeltiyoruz. Flapleri aldım. Mildeyken soldan dönüşle bir yola doğru gidiyoruz. Şu an 4.8. 5 geldi. Hemen dönüşe başladım. Nereye döneceğim? Şuradaki hemen göstergeye bakabilirsiniz. 1.6 gibi. Baş. Hemen 160'a dönüyorum. Ardından yapmam gereken ne? Tekrardan bakalım. Hemen 0.22 radyeli set ediyorum. İstasyon geçişi aldıktan sonra direkt yapacağım şey 0.22'yi önlemek. Arkadan yine. Şuradan diğer modlara geçirebilirsek daha rahat da görebiliriz. İstasyonun şu anda 1.8'e doğru kaydığını görebiliyorsunuz buradan. Yani RMI dediğim yine aslında şu. Yani bunu eğer şuradan kapatırsam bunu görmeyiz. VOR 1'e tekrardan alalım. Yani bu alet bana diyor ki sen 1.8 başa dönersen, 180 başa dönersen istasyona doğru uçarsın. Bu arada şurada sanıyorum bank angle çok düşük değerlerde. Şuradan halledeyim.
Bank limit 10 demiş. Ben onu 30 derece yapalım. Daha çabuk dönsün. Hemen istasyona doğru. Ben heading'imi ayarlıyorum. 160 demiştik. İstasyon şu anda 180 başta gibi. Buradan onu görüyorum. Şunun altındaki şu kare olan bölüm bizim bank angle'ımızı ayarlıyor. Yani 10 derece mi, 20 derece mi, 30 dereceyle mi dönecek bıçak sağa sola. Biraz önce 10 derecedeydi. Ondan çok dar bir açıyla dönüyordu. Onu hemen düzelttim. Arkadaşlar videoyu durdurup tekrardan yeniden başlatmak zorunda kaldım. Nedeni ise Viewer 1'de 2'de AYT'ye bağlı olmasına rağmen ikisinin gösterdiği oklar farklı yönde. Viewer 2 şurada gösterirken Viewer 1 burada olduğunu gösteriyor. Aslında doğru olan bu. O yüzden bu şekilde devam ediyoruz. İstasyona yakınlaşmamız gerekirken aslında bir arc çizmiş gibi bir şey yaptırdı bize, çünkü güneye döndürdü. Aslında istasyon şurada görünen baş taraflarındaydı. Yine başı değiştiriyorum. İstasyona doğru devam. Bu Viewer 1'in de göstergesini kapatayım, akıl karışıklığı yaratmasın. Burada gösterilen şey bir önceki videoda göremediğimiz küçük uçakta aramay göstergesi oluyor. Şunun en sonuna gidince zaten İstasyona doğru gittiğimiz gözüküyor. Buralardan sonra çok heading'e dokunmaya gerek yok, çünkü istasyon geçişi aldık gördüğünüz gibi. Şimdi bundan sonra hemen yolumuzu önlüyoruz 0.22 için. Aradaki fark kadar. Hemen geldi zaten. Dönüyorum tekrardan. Şu kadar dönüş yapsam o beni aradaki fark kapanacaktır. Geldi tekrardan. Hemen 0.22'ye dönüş yapalım. Bir derece kadar sola kaçtı. Hemen onu önlüyoruz. Buradan bu şekilde devam edip damla noktasında zorunlu rapor noktası buraya yaklaşırken, normalde radar yoksa, radar varsa söylenmesi de gerekmiyor, zaten sizi görüyor. Approaching damla diyorsunuz ve irtifanızı söylersiniz. O da 30 milde damla noktası çarptı, daha önce göstermiştim 30 milde. Ondan sonra seyri seferimize aynı şekilde devam ediyorum. Şuradan açalım, göstereyim. Tekrar Antalya'ya dönelim. Buradan sonra Hisar noktasına. Hisar'da ben şöyle bir Sky Vector bana bir briefing planı hazırladı.
21 radelmiş AYT noktasından. 21 radelde devam edersek Damla'yı geçtikten sonra devam edip Hisar'a devam ediyoruz. Aynı şekilde buraya Halil'e geliyoruz. Halil'e geldikten sonra tekrardan VR radyomuzu bağlayalım şeye. Magnum noktasına. Şurası yanlış oldu. Şöyle Magnum'a bağlıyoruz 113.1. Buradan çıkan 203.1 radyan 203 radyanını kesip oraya doğru devam ediyoruz. Sonra buradan bu istasyona yani tekrardan yol önlemeleri yapıp buradan buraya devam edeceğim. En son buraya gideceğim. Samsun Çarşamba'dan sonra Temel'e doğru devam edeceğim. Bu videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Bu kalkış videosu olacak. Yine birinci videoda yaptığım gibi. Bunun yaklaşma ve iniş videosu. Bunun ikinci partı olarak eklenecek. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenilerinizi esirgemeyin. Sorularınız varsa yorumlarda sorabilirsiniz ve lütfen kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Herkese iyi uçuşlar.